Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi en son şey yapmıştık, bu öğrenci ekle de işte öğrenci ekle, öğrenci çıkar, öğrenci ismi düzenle tarzında bu bölümü geliştirmiştik. Şimdi öğrenci listeledi, zaten bütün öğrencileri listeledik sınıf şubeye. Öğrenci şimdi derse geldik. Şöyle bir şey yapsak daha mantıklı diye düşündüm. Biz şimdi ders ismi yazıyoruz ya, bunun yerine kişi öğrenciyi seçip ders ekleme bölümüne geldiğinde mesela 10 tane falan dersi biz böyle birinci ders matematik, ikinci ders işte Türkçe deyip 10 tane dersi ders listesine sunalım. Kişi oradan dersin numarasını mesela kodu olsun işte 1. Mesela ben bu öğrenciye bir öğrencinin belirliyoruz burada. Diyecek mesela birinci de İngilizce var atıyorum. Ben birinci dersi, üçüncü dersi, beşinci dersi. Böyle oradaki sayılara sadece 5 basacak. 5'te mesela matematik varsa matematik dersi eklenecek. Yani sistemi biraz daha kolaylaştıralım. Bunu nasıl yapabiliriz? Biraz buna kafa yoralım bu videoda. Öyle düşündüm. Şimdi bir ders ekle bölümünde neydi? Bir şuradayız değil mi? Öğrenciye kadar geldik. Biz burada eklemek istediğiniz derse adını girmeyeceğiz. Bunun yerine bir liste oluşturabiliriz. Şimdi ders listesi diyelim. Eşittir olsun. Köşeli parantez. Şimdi burada derslere girelim. İngilizce. Sonra ne olsun? Türkçe. Matematik. Bu listeden for döngüsüyle listeyi alt alta göstereceğiz. Oradan sayı isteyeceğiz. Yani dersin kaçıncı ders olduğunu isteyeceğiz. Başka ne olsun? Fen. İlla 10 da olmasa gerek yok. Hatta 4 tane yazdık ya. Ne olsun? Başka fizik. Fen fizik biraz garip oldu ama önemli değil. Burada amaç pratik yapıyoruz. Kimya. Biyoloji. Tarih. Tırnak içinde yazarım. Tarih. Kaç oldu? 3, 6, 8. 2 tane daha olsun. İngilizce, Türkçe. Türkçe yazdık. Hadi Çince dersi de olsun okulda. Sonra resim. Tamam. Yani sistemde bu dersler, yani kullanıcı, ben yani öğretmen, müdür olur. Sadece bu dersleri ekleyebiliyor. Biz bunu şey yapacağız. Şuradan başa ineyim. Biz bunu kullanıcı biri seçince kullanıcı yani ders eklemeyi seçince kullanıcıya biz bu dersleri birinci, ikinci diye sunacağız. For döngüsü. For i in ders listesi diyeceğiz. Sonra print i dersen burada İngilizce Türkçe diye aşağı inecek ama biz burada bir sayı vermemiz lazım değil mi? Yani birinci şu diye ondan nasıl yapıyoruz? Ben buraya yine her zaman yaptığımız gibi şuraya x diyelim. X eşittir 0. Gelsin şuraya. X birer birer artsın. Buraya ilk girdiğinde ilk döngüde 1 olacak. Yani birinci deyip sonra bir boşluk bırakalım. Sonra ders ismi. Birinci şu. Güzel. Format ilke ne giriyor? X olacak. İlk süslü parantezde. İkinci de i olacak. Değil mi?
Tamam. Daha sonra biz bu dersleri gösterdik alt alta. Sonra aşağıya şey yapacağız. Ders burada eklemek istediğiniz ders değil de eklemek istediğiniz dersin dersin kodunu veya sırasını mı yazın deriz. Sırası olsun. Sırasını yazınız diyeceğiz ama bunu int olarak alacağız. Sonra buraya bir falan diyecek mesela. Atıyorum bir dedi. Bizim burada birinci ders olarak ne çıkacak? Bir de şöyle onu hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Çünkü listeleri daha önce anlattık. İngilizce mesela burada sıfırıncı. Ben burada print şöyle yapayım. Bunu burada çalıştırmayacağım da. Yani çalıştıran sistem bayağı karıştı çünkü. Print deyip ders listesi köşeli parantez içinde sıfır yazarsam bu neyi yazdırır? İngilizce yazdırır. Bir dersem Türkçe, iki dersem matematik. Bunu hatırladık diye düşünüyorum. Bunları anlatmıştık. Şimdi burada da onu hayal edeceğiz. Şimdi kullanıcı ama İngilizceyi birinci olarak görecek. Burada sıfır dedik, bir arttı. Birinci İngilizce olacak. O yüzden burada bir dediğinde ben buraya direkt kullanıcı derse girdiğimde Türkçe olacak. Yani burada matematiği seç, İngilizce seçmiş olacak bir diyerek. Ama ben buraya şu ders yerine şu dersi şey olarak yapabilirsiniz. Yani burada ders listesi ders listesinde köşeli parantez içerisinde kullanıcının girdiği köşe parantez niye yapamadım? Dersi dediğim ha, buradaki ders bir sayı, input aldık. Yani kullanıcı bir derse şu ders listesinin birincisi Türkçesini alacak. Ama kullanıcı bir de İngilizceyi görecek. Biz bunu nasıl engelleriz? Ben kullanıcının girdiği şu sayı var ya burada bir girecek. Eğer ben bu derse şuraya bir de eksi dersem, eksi bir dersem. Çünkü şu değer bir sayısal değer değil mi? Integer. Yani ben mesela burada bir girdi İngilizce için. Ben bu sayıdan bir çıkarırım. Sıfır olur. Ve ben bu dersi sıfır olarak ders listesi sıfır olarak buraya koyduğuma İngilizceyi alırım. Ve bu İngilizceyi de zaten eklemiş olurum. Umarım anlaşılmıştır. Mesela Türkçe ekleyecek. Türkçe'yi liste olarak ikinci sırada görecek. Ama bizim Python'da yani arka planda Türkçe birinci sırada. Listenin birincisi 0, 1, 2 diye gidiyor. O yüzden 2'yi bastığında ben o 2'den 1 çıkaracağım. Buraya 1 olarak gelecek ve Türkçe'yi çıkaracak. Türkçe'yi ekleyecek. Sanırım anlaşılmıştı. Bir çalıştıralım. Umarım sorun hata almayız. Şimdi şöyle bir büyütelim. Şu denemeye gelelim. Şimdi ben burada bir tane sınıf, sonra bir tane şube. Şube ekle. A şubesi ekledik. Daha sonra ana menüye dön. Öğrenci ekleyelim. 5. Birinci sınıf. A şubesine öğrenci ekleyeceğim. Bir öğrenci ekle. Ahmet olsun. Ana menüye dön. Şimdi ders ekle. 7. Hangisi otaki öğrenci ekliyoruz? 1. A şubesi. Hangi öğrenci? Ahmet. Şimdi yeni ders ekle. 1 dedik. Hadi bakalım. Burada tek bir İngilizce dedi. Niye liste olarak hepsini söylemedi? Ben while tur'un içine koymadım mı yoksa? Bunu yaptı. Ve while tur'un içinde
0-1 ise şimdi bunları gösterecek. Sonra ha, bu döngünün içinde, pardon. Şurayı forun içinde olmayacak arkadaşlar burası. Biz for olarak bir listeleyecek. Biz listeledikten sonra dersi soracağız. Yani bu şu oldu. İngilizce gösterdi. Sonra eklemek istediğiniz dersin adını yazın dedi burada. Ben yazınca tekrar ikinciyi falan gösterecek. Şu dersli okul döngünün içinde olmayacak. Burada bir hata yaptık. Bir de şeyde yavaştan bir araştırdım. Biraz karmaşık gözüküyor. Biz bu verileri, ben sürekli aynı verileri giriyorum ya. Mesela bunu Excel, yani çok farklı internet ortamına da depo olarak kullanabiliyormuşuz. Oraları ne zaman gideriz tam olarak bilmiyorum ama Excel dosyasına falan da kaydedebiliyorsunuz mesela bu bilgileri. Birinci sınıf işte biz öğrenci listesini bir Excel dosyası olarak burada yazdıklarınız kaydediliyor. Onları da yani 1-2 hafta içerisinde öğrenip öğretmeyi planlıyorum ki biraz daha somut şeyler elde edebilelim. Mesela burada sürekli aynı şeyi yazıyoruz. Eğer bir veriyi alıyor olsak direkt alırdık. Daha kolay olurdu işimiz. Yeni şube eklemeyelim. 5 bir daha öğrenecekler. Birinci sınıf A şubesi yine öğrenecekler. Ali olsun. Ana menüye dön. Bir de ders ekle. Birinci sınıf A şubesi Ali. Yeni ders ek. Şimdi bütün listeyi görmemiz lazım. Çok güzel. 1 İngilizce, 2 Türkçe, 3 matematik, fen, kimya, biyoloji, tarih, Çince, resim. 10 tane dersimiz çıktı. Şimdi eklemek istediğiniz dersin sırasını yazınız. Mesela 1 dedim. İngilizce eklendi. Bu kadar. Çok basit yani. Kullanıcı işini acayip kolaylaştırıyoruz. Bir de hatalı da yazmıyor. Mesela bir de 4 eklensin. Tekrar şuradan yeni ders ekle diyoruz. Tekrar liste çıktı karşımıza. Mesela bir de matematik ekleyelim. Yeni ders ekle. 8 olsun. Mesela tarih ekleyelim. Yeni ders ekle. Bir de 10 olsun. Resim de ekleyelim. Bir de Çince'yi de ekleyelim. Sonra anemeye dön. Bir de bu burada da bir sonraki videoda şey yaparız. Öğrenci sistemine girdikten sonra tekrar başa çıkmadan, yani gelmeden öğrencinin derslerini görmeyi ayarlarız. Şimdi dersleri listele diyelim. Olmuş mu çalışmış mı ona bakalım. Birinci sınıf A şubesi. Öğrenci ismi Ali. Dediğim bir an geçti. Birinci ders İngilizce, ikinci ders matematik, üçüncü ders tarih, dördüncü ders resim, beşinci ders Çince. Yani kullanıcı bakımından işi bayağı kolaylaştı. Yani diğer türlü sürekli dersleri yazacaktı. Burada artık 1, 2, 5, 10 ders neyse onun sayısını yazıp Enter'a basıyor. Ve ders sisteme kaydediliyor. Bayağı güzel gidiyoruz. Bir sonrakinde de işte yeni ders ekle. Burada öğrencinin derslerini gör diye bir seçenek daha koyarız ve hiç öğrencinin o sistemden çıkmadan o öğrenciye ait eklediğimiz dersleri bir liste halinde şu şekilde yani direkt görebiliriz. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.